de Ayhan Bilgen telefon attığımızda o süreci de bir konuşmak isteriz elbette, adalet başlığı altında. Hoş geldiniz Ayhan Bilgen. Geçmiş Hoş olsun. bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Serbest bırakıldınız, ifade verdiniz. Sonra bir anda hatta sizinle bir yayın projemiz de vardı. Bir anda bir baktık Ayhan Bilgen'le ilgili gözaltı kararı var, yakalama kararı var dendi. Evet. Gözaltına alındınız, aylardır da cezaevi süreci devam ediyor. Nasıl oldu bu iş böyle bir anda? Yani yaşadığımız sürecin doğrusu hukuki izahını yapmak çok mümkün değil. Yani bu koşulların doğrudan doğruya bir parçası. Nasıl gazeteciler keyfi nedenlerle yani hiçbir şekilde akla mantığa sığmayacak ilişkilendirmelerle işte aylarca neredeyse bir yılı bulan sürede işte tutuklu alıkonmuş vaziyettelerse nasıl insan hakları savunucuları rutin bir eğitim toplantısından dolayı casuslukla suçlanabiliyorlarsa milletvekili de siyasetçi de aynı gerekçelerle yani ne yazık ki bir yani yıldırma, sindirme politikasının parçası olarak bu muameleye tabi oluyor. Yani dolayısıyla çok işin teknik ve hukuki boyutunu yani tartışmak Şimdi teknik boyutundan doğrusu ziyade şey ifade etmiyor çünkü öngörülemez bir ortamda yaşıyoruz. Evet. Yani Şunun için aslında CMK'da şunun için yani aslında Ceza gün Muhakeme Kanunu'nda çok net biçimde örneğin yani tahliyeye karşı itiraz yolu kapalı. Ama yani benim tahliye olmamdan sonra savcılık yine itirazda itiraz bulundu. edebilecek. Dolayısıyla işin bu kısmını değil belki Ben yani şunun siyaset için boyutunu getirdim. konuşmak Tabii daha siyaset anlamlı. boyutunda konuşalım ama sizinle ilgili özellikle Kobani sonrası olaylarla ilgili bir suçlama var. Siz çünkü bunu bir emsal de gösterdiniz. Demirtaş'la ilgili de en ciddi suçlama bu. Ben tahliye oluyorsam o da olmalı gibi. O nedenle bu olaya bir mercek tutmak istedim. Yani şurası tabii ki önemli. Biz yani ne milletvekillerinin yargıdan kaçması gerektiğini düşünüyoruz. Yani ne de Kobani olaylarının üstünün örtülmesinden yanayız. Tam tersine yani ben yani bir kez mahkemeye çıktım bu konuyla ilgili. Sekliste katıldım dahası. Yani kelepçeyle gitmemek için böyle bir tavır takındık. Yani orada da çok net biçimde ifade ettim. Kobani olaylarında 50'nin üzerinde insan hayatını kaybetti. Ve biz o olayların failleri kimse bulunmasını, cezalandırılmasını yani kesinlikle istiyoruz. Ve ne yazık ki bizim iddianamemizde de yani işte 100'ün üzerinde sayfada Kobani olayları anlatılıyor ama iddianamede bile işte yani Yasin Börü ve onunla birlikte anılan isimler dışında diğer hiç kimsenin yani polis görevlileri de dahil olmak üzere söylüyorum failleriyle ilgili herhangi bir soruşturma süreci, herhangi bir yakalama ve herhangi bir cezalandırma sürecinin olmadığını duruşmada da ifade ettim. Yani Kobani olayları elbette ki bir toplumsal duyarlılıktır. Biz hala onun arkasındayız, savunuyoruz. Yani nitekim hükümet de yani o eylemlerin arkasından Kobani'ye yardımların ulaşmasının önünü açtı. Keşke hiç o olaylar yaşanmasaydı, keşke hiç kimse hayatını kaybetmeseydi. Ama yani 120 binin üzerinde bana gönderilen iddianameye göre 120 bin insanın üzerinde eylemlere katılan var. Yani sokak gösterilerine, etkinliklere çıkanlar var. Ama bu işi tümüyle kriminal boyuta indirgemek başka bir şey. Elbette ki işin yani suç içeren boyutu yüzleşilmesi gereken yani tartışılması, yargılanması gereken şeylerdir. Yani onlarca insanın hayatını kaybettiği bir olayla ilgili yani kimin ne kadar payı varsa güvenlik görevlilerinin provokasyonu, o dönem görevli olan isimlerin belki bugün cezaevinde olması gibi her şeyi masaya yatırmak, her şeyle hesaplaşmak gerekiyor. Yani burada tabii ki genel olarak toplumsal gösterilerin sınırı nedir? Yani demokratik hak boyutuyla işte şiddet boyutunu ayrıştıracak olgunluğu nasıl elde ederiz? Bu konuda iktidar, hükümet, güvenlik güçleri nasıl davranırsa bu mümkün olur. Bu konuda nasıl bir tavır sergilenmesi lazım? Bu başka bir şey. Biz yani Kobani olaylarının gerekçe gösterilerek yani bize yönelik bir baskı kurulmasını asla kabul edilir bulmuyoruz. Ben kendi dosyamdan çok somut olduğu için söyleyeyim. Yani benimle ilgili meclise gönderilen fezlekede yani örgüt üyeliğiyle ilgili bir iddia yok. Halkın suça tahrik iddiası var. Yani Kobani eylemleriyle ilgili çağrı işte MYK sonrasında atılan tweetler dolayısıyla halkı suça tahrik suçuyla yani 214. maddeden bir fezleke mecliste işte dokunulmazlık kaldırılınca yargılama konusu oldu. Oysa bundan tutuklama olamadığı için Diyarbakır Savcılığı buna bir de örgüt üyeliği ekledi. 314'e 2'yi ekledi. 314'e 2'yi ekleyemez çünkü fezlekede olmayan Fezleke bir de suçla yok. milletvekili Evet. yargılanamaz. Kaldı ki 314'e 2 yani silahlı örgüt üyeliği iddiasını dayandırdığı bir tek şey var Yavuz Bey. Yani böyle bir hukuk olabilir mi? O da işte M. Karayılan diye bir isim adına bir sahte isimle atılmış tweet'i
talimat olarak kabul ediliyor. Bir siyasi partinin parlamentoda üçüncü büyük grubu olan partinin MYK'sına M. Karayılan ismiyle sosyal medyadan bir mesaj atılmasını talimat kabul ediyor. Bunu örgüt üyeliği sayıyor. Şimdi sosyal medyada herkes birbirinin adına isim açabilir. Böyle bir adres yok şu anda. Yani bir silahlı örgüt yani Twitter'dan talimat mı atar? Buna nasıl inanılır? Bu gerekçe gösterilip sadece işte ben yedaydır, yani eş başkanlarımız neredeyse işte bir yıla yaklaştı, yani aynı gerekçeyle... Demirtaş'la da aynı değil mi? Demirtaş'la da ilgili aynı suçlama var. Evet, yani ortada ciddi hiçbir somut iddia yok ve işte yani örneğin işte KCK'nin Kobani eylemlerine dair çağrıları MYK'nın çağrılarından daha sonra olduğu için bunu talimat kabul edemiyorlar. Onun öncesine ait bir Twitter mesajı bulunmuş. Yani muhtemelen sosyal medyada onlarca Murat Karayılan isminin harflerinin içinde geçtiği Twitter adresi açılmıştır. Evet. Yani şimdi yani buradan kalkıp da işte yani bir partinin gibi toplumsal duyarlılık adına yaptığı şeyi bu kadar kolay yani kriminalize etmek, bu kadar kolay tutuklama nedeni saymak hiçbir inandırıcı boyut içermiyor. Yani o nedenle hani hukuki boyutunu konuşmak konuşsak hani bir işe yaramayacak diyorsunuz. Konuşmaktan yanayız. Bunu tartışmaya varız. Bununla yüzleşmesi gerekiyor Türkiye'nin. Çünkü bir yani ülkede eğer yani suç ve ceza ilişkisi bu kadar keyfileşiyorsa, bu kadar öngörülemez hale geliyorsa zaten orada hukuk devletinden, demokrasiden, insan haklarından söz etmek yani anlamlı değil. Son dönemde Hakkari ile konuşuyoruz. İşin siyasi boyutuna geçeceğim ama bunu da sormam gerekti. Gerçekten çok enteresan bir tartışma. CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu gündeme taşıdı, meclise taşıdı. Silahlı insan savaş araçlarıyla vurulan 4 kişiden bahsediyoruz. Bunlardan biri hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Biri sanıyorum tutuklanmış işbirlikçi olduğu gerekçesiyle. Farklı açıklamalar var Hakkari Valiliğinden. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da niye Sezgin Bey'e yükleniyorlar? Araştırsınlar, sonucu ortaya koysunlar diyor. Evet, sizde bir bilgi var mı son olarak oralarda? Çünkü o soruşturmalar devam ediyor. Belki tedaviler devam ediyor. Yani, sadece bir basit karşılaştırma yapayım. Örneğin bizim iddianamemizde yer alan Kobani eylemleri sırasında hayatını kaybeden iki emniyet mensubu var. Bingöl Emniyet Müdür Yardımcısı ve bir polis memuru. Bu saldırı sonrasında yani o 6-8 Ekim sürecinde gerçekleşti bu. Bir aracın içerisinde 3 kişi yani öldü ve onu o günün medyasına hani geri dönüp baktığında herkes görecektir ki işte dönemin İçişleri Bakanı ve hükümet temsilcileri dediler ki Bingöl Emniyet Müdürü'nün işte yani polislerin intikamı alındı, kanları yerde kalmadı, failleri cezalandırıldı. Yani 3 kişi araç içerisinde işte çatışma olduğu iddia edilerek yani bir biçimde öldürüldüler. Devlet bunu kabullendi. Bir süre sonra da o kişilerin Bingöl Emniyetindeki saldırıyla hiçbir ilişkilerinin olmadığı, yanlış kişiler olduğu ve bir çatışma olmadığı, karşı tarafın elinde silah bulunmadığı itiraf edildi. Bu da beyan edildi hükümet çevrelerince. Şimdi yani sivil hayatı bu kadar değersiz olamaz. Hiçbir çatışma bunu meşrulaştıramaz. Yani yine bir kıyas olsun diye söylüyorum. Afganistan'da, Pakistan'da Amerikan insansız hava araçları işte sivilleri vurabiliyor. Yani daha ileri teknolojiyi kullandıkları halde ister düğün konvoyu olsun, yani, düğün konvoyu vurdular yani. Tabii. Yani hani burada bir ille mutlak bir kasıt, bir insanlığa karşı suç, bir savaş suçu iddiasını da bir tarafa bırakıyorum. Yani sonuçta teknik bir eksiklik de olabilir, yanlışlık olabilir. Yani ihmal olabilir. Yani bütün bunlar olabilir ama siz en baştan kestirip atarsanız asla sivil değildir derseniz aslında bir suçu başka bir suçla örtüyorsunuz. Yani insanların hani acısının üzerine acı katıyorsunuz ve bu tip ölümleri meşrulaştıran, bunu terörle mücadele adına normalleştiren bir tavırın içerisine giriyorsunuz. Yani burada yapılması gereken çok açıktır. Yani etkin bir idari soruşturma, ciddi güvenilir bir yargılama süreci ve tabii ki parlamento denetimi, medyanın şeffaf biçimde konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirebilmesi gerekir. Yani burada iddiasını ispat etmekle mükellef olan bir muhalefet milletvekili olamaz. İddiasını ispat etmekle mükellef olan, elinde devlet imkanları olan, olayı ciddiyetle araştırması gerekenlerdir. Şimdi Hakkari'deki, Şapatan'daki, Şemdinli'deki işkence iddialarıyla ilgili de önce çok keskin reddettiler. Sonra da yani araştırılsın çünkü çok somut şeyler var. İnsanların
sırtlarında yani cop izleri, işte dipçik izleri. Şimdi nedir? Yani insanlar kendi kendilerine işkence yapmış, fotoğraf mı çektirmişler? Yani 80 yaşındaki kadın yani birilerini yıpratmak falan niyetiyle mi bunları konuşmuş? Yani bu asla yani Türkiye'nin barışına, demokrasisine falan katkı sunacak şeyler değil. Böyle bir güvenlik anlayışının da insan güvenliğine, toplum güvenliğine hiçbir katkısı yok. Yani bu işte hani Suriye için söz konusu olduğunda başka ülkeler için çok kolayca söylediğimiz o meşhur ifade, işte kendi halkına karşı kabul edilemez girişimlerdir, davranışlardır. Yani burada eğer gerçekten örneğin suçsuz, haksız yere işte güvenlik güçleri töhmet altında bırakılmasın, kurumlar yıpratılmasın isteniyorsa bunun bir tek yolu vardır. Olay ciddiyetle araştırılır. Gerçekten hükümetin iddia ettiği gibi ikna edici, inandırıcı bir durum söz konusuysa bu iddialar kamuoyuyla paylaşılır. Yok eğer yani böyle bir şey yoksa bu olayın üstü örtülmez. Bunun sorumlusu kimse. Bunlarla ilgili bu sefer yine kamuoyunun yani vicdanını rahatlatacak bir süreç işletilir. Yani böyle bağırıp çağırarak ben, ya da iddianın sahibini suçlayarak falan bu konuları örtmeye imkan yok. Bu kadar kolay olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir milletvekili sonuçta kendisine gelmiş olan bir şikayeti kamuoyuyla paylaşıyor. Araştırılsın diyor. Neyi araştırılsın tabii diyor? Arabaya binmişler. Hakkari'den köylerine gidiyorlar. Birkaç tane kontrol noktasından geçmişler. O kontrol noktalarında GBT'lerine bakılmış, kimliklerine bakılmış. Gittikten sonra bir silahlı insansız hava aracı tarafından bir çeşmenin başında ölüyor bunlar, değil mi? Sonuç bu. Peki yani en azından devlet orada o kimlikler kontrol edilirken niye bunları geçirdin diye orada geçen adama sormaz mı? Bu kadar teröristse havadan vurulacak kadar önemliyse. Ya da bu yani, adamlar işbirlikçiyse orada nasıl tespit edilmedi diye sorulmaz mı? Yani buralarda gerçekten bir akıl tutulması var gibi geliyor. Uludere gibi bir olayı da yaşamış ülkeden bahsediyoruz. Evet, o nedenle ben de tam onu hatırlatacaktım. Yani aslında onun küçük örneklerini yaşıyoruz ne yazık ki. Maalesef. Peki, işin siyasi boyutuna geçelim. Bu başından beri konuşuluyor. İşte dokunulmazlıklar kaldırılırken de CHP kendi içinde çok çalkantı yaşadı. Sonrasında adalet yürüyüşü, sonra sizin adalet ve vicdan nöbetleriniz, HDP'nin yaptığı. Ardından adalet çalıştayı vardı Çanakkale'de ve hep bir Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'nin işbirliği üzerine bir kafa yorulduğunu görüyoruz. Buna Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtını az önce aktarmıştım. Sizin duruşunuz nedir bu noktada? Yani tabii bunları yani arkadaşlarımızla tartışacağız. Geçmişte yani biz cezaevindeyken yürütülen tartışmaları aktarıp arkadaşlarımız paylaşacaklar. Biz de medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla onların tabii ki hassasiyetlerini, önceliklerini zaten biliyoruz. Bizim açımızdan mesele işte yani önümüzdeki dönem parlamentoda işte kaç tane HDP'li milletvekili daha fazla temsil olacak ya da işte yani Cumhurbaşkanlığı sisteminde kim hangi koltuğu alacak paylaşacağı meselesi değildir. Yani bu Türkiye'nin geleceği, bölgenin geleceği, Türkiye'de yaşayan bütün farklı görüşlerin, eğilimlerin barış içinde özgürce birlikte var olması meselesidir. Dolayısıyla böyle dönemlerde yani küçük hesaplarla hareket etmek, kaygılarla, korkularla hareket etmek herkese kaybettirir. Toplumsal muhalefetin cesaretle elbette ki toplumsal hassasiyetleri gözeterek, elbette her partinin kendi iç dengelerini gözeterek ama sadece yukarıda böyle işte seçim ittifakı izlenimi veren buluşmalar değil, daha uzun soluklu, daha işte toplumsal tanışmayı, parti tabanlarının yakınlaşmasını hedefleyen, birbirini anlamasını, birlikte iş yapabilmesini, yani bir ortak yaşam hedefi varsa bu ortak yaşamı ortak siyaset üretebilme anlamında da örneklendirebilecek bir tavrı geliştirmesi gerekiyor. Bir mesafe kat edildiğini düşünüyor musunuz? Çünkü dokunulmazlıklar yani sırasındaki duruşla bugün sanki farklı gibi biraz. Yani gayet tabii hani Türkiye ne yazık ki yani bütün toplumsal kesimler büyük bedeller ödeyerek özgürlüklerin anlamını ya da işte haksız gözaltının, tutuklamanın, keyfi yargılamanın anlamını bütün kesimler öğreniyor. Ben yani Ergenekon balyoz davalarından bu yana yaşanan sürecin elbette ki hiç kimse açısından hani onaylanabilecek, meşru görülecek bir tarafı yok ama belki şöyle bir faydası olduğunu hepimizi dahil ederek söylüyorum, ifade etmem gerekiyor. Ne yazık ki özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu ya da işte birinin haksız biçimde yargılanmasının ne kadar kabul edilemez olduğunu her toplumsal kesim kendisi yaşadığında, kendisi mağdur olduğunda ancak öğrenebiliyor. Bu tabii kötü bir öğrenme yöntemi, bedeli ağır bir öğrenme yöntemi ama bunun aynı zamanda yani bir kazanıma dönüştürülmesi gerekiyor. Türkiye'de yani 16 Nisan'dan sonra yani hem kampanyada iktidarın dilinin, ötekileştirici dilinin bunu kolaylaştırdığını, hızlandırdığını düşünüyorum. Çok farklı kesimlerden insanlar artık yani herkesin çok kolayca terörist ilan edilebildiğini, herkesin çok kolayca işte
tutuklanabildiğini, yani çok uzun yıllar işte hapis cezası istenerek yargılanabildiğini herkes gördü. Bu gerçeklik karşısında hani daha fazla işte geçmişten gelen ön yargılarla, işte küçük kavgalarla, gerilimlerle yani hesapçı bir yaklaşım içerisine girmek değil, yani son derece büyük fotoğrafın farkında olarak ve birlikte yürümenin zorunluluğunun yani idrakinde olarak bir tutum geliştirilmesi gerekiyor. Bunun yani partiler boyutunda da değil sadece, şüphesiz siyasetçi de bu konuda sorumlu olmalı ama bence işte sivil toplum da, demokratik kitle örgütleri de, çünkü tehdit altında olan sadece siyaset kurumu değil. Siyaseti bu anlamda sadece dar profesyonel kadroların sorumluluğuna bırakmak da doğru değil. Yani bu konuda medya dayanışması da son derece önemli. İnsan hakları alanındaki buluşmalar da son derece önemli. Yani böylece ancak daha kalıcı, daha uzun soluklu, topluma daha yayma ilkeli, imkanı olur daha, herhalde evet, bu şekilde. Daha tutarlı bir belki hani demokrasi ve barış zeminini inşa etmek mümkün. Yani barışı nasıl işte kapalı kapılar ardında işte iki tarafın görüşmesi olmaktan çıkartmak, adeta pazarlı olmaktan çıkartmak ve toplumsallaştırmak gerekiyorsa, demokrasiyi de aynı şekilde sadece siyasetçilerin kullandığı bir slogan ya da işte bir argüman, bir propaganda aracı olmaktan çıkartıp toplumun demokrasi konusundaki duyarlılığını güçlendirecek bir tarzı siyasetçilerin geliştirmesi gerekiyor. Bu konuda artık hani itham edici, işte korku üretici dile prim vermemek gerekiyor. Bu ancak muhalefetin korkularını aşmasıyla mümkündür. Yani siz eğer işte her itham altında bırakıldığınızda buna pabuç bırakan bir pozisyon alırsanız, çekinirseniz, geri adım atarsanız, bu takdirde bunu gören elbette ki bu dili kullanmaya devam edecektir. Sürekli suçlayarak, sürekli baskı altında tutarak, yani gerçekten özgür bir iradenin toplumsallaşmasına, siyasallaşmasına böylece engel olacaktır. Son bir soru sorayım, o da sosyal medyadan geldi. Kısaca bir cevap rica edeceğim. HDP bu tutuklamalara karşı niye bu kadar paralize oluyor? Niye bunlara karşı bir hamle üretemiyor diye bir soru gelmiş YouTube'dan. Kısaca ama ne olur. Evet, yani tabii ki çok büyük baskılar var. İşte arkadaşlarımız örneğin yani Adalet ve Vicdan nöbeti yaptılar. Yani 4 ilde birer haftayla oturdular. Yani oturdukları parklar adeta cezaevine çevrildi. Yani medya ambargosunu hepimiz biliyoruz. Yani çok kriminal bir görüntü yakalamadıkça neredeyse medya sansürünün şeyini kıramıyorsunuz. Dolayısıyla bu ortamda yapılanı göstermek, duyurmak zor. Bu şüphesiz bir mazeret değil. Her şeye rağmen yani toplumsal duyarlılığı güçlendirecek bir siyaseti üretmek, sözü üretmek gayet tabii HDP'nin de sorumluluğundadır. Hepimizin, herkesin ortak sorumluluğudur. Çok teşekkür ediyoruz. Yine de geçmiş olsun diyoruz Ayhan Bilgen. Sağ olun. HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'le